Merhaba Sayın Mastermind izleyicileri. İzlemekten keyif alacağınızı düşündüğüm bir video ile daha karşınızdayım. Bu videoda sizlere SETI programı kapsamında yapılan çalışmalar sırasında kaydedilen WOW sinyali hakkında bilinmesi gerekenlerden bahsedeceğim. Konumuza geçmeden önce her zamanki gibi videoyu beğenip paylaşarak ve kanala abone olarak daha geniş kitlelere ulaşmamı sağlayabileceğinizi tekrar hatırlatmak isterim. Lütfen kanal bildirimlerini açmayı unutmayın. Bu şekilde her paylaşımımdan rahatlıkla haberdar olabilirsiniz. WOW sinyali nedir? Wikipedia'ya göre WOW sinyalinin tanımı şu şekilde yapılmıştır. 15 Ağustos 1977'de SETI projesi kapsamında uzaydan tespit edilen radyo sinyali. Sadece 72 saniye süren sinyal, Dr. Jerry Ehman tarafından Ohio Devlet Üniversitesi'ne ait Big Ear yani Büyük Kulak radyo teleskobunda dar bantlı bir radyo sinyali olarak tespit edildi. Sinyal, dünya dışı hatta güneş sistemi dışı sinyallerden beklenen tüm özelliklere uyuyordu. Medya tarafından büyük ilgi gören sinyal, tüm çabalara karşın tekrar tespit edilememiştir. Peki bu tanımlamadan neler anlıyoruz? Bu sinyal SETI programı kapsamında yapılan çalışmalar sırasında keşfedilmiş ki SETI programı ile ilgili daha detaylı bir videoyu da yakın zamanda hazırlayacağım. 72 saniye süreli olması ve dünya dışı hatta güneş sistemi dışından geldiğini ispatlayacak bütün özelliklere sahip olması. Sinyalin yıldızlar arası sinyallerden beklenen özelliklere tamı tamına uymasına şaşıran Ehman, bilgisayar çıktısındaki izini daire içine almış, sayfa kenarına WOW yani İngilizce vay be anlamı taşıyan yazıyı yazmıştır. Bu ünlem daha sonra sinyalin adı haline geldi. Bu tanımlamayı biraz daha açacak olursak, Cornell Üniversitesi'nden Philip Morrison ve Giuseppe Cocconi, gelişmiş dünya dışı bir medeniyetin gezegenimize nasıl mesaj yollayabileceği hususunda kafa yoran iki bilim insanıdır. Bu ikiliye göre araştırılması gereken veriler radyo dalgalarıdır. Cocconi ve Morrison, uzaylı arkadaşların seçeceği frekansın matematik ve kimya bilen başka bir uygarlık tarafından ki bu biz oluyoruz, bilinebilir olmasını öngörürler. Ve frekans olarak evrenimizde en çok bulunan elementlerden hidrojen atomunun rezonans değeri seçilir. Bu değer 1420 MHz'dir. Lütfen bu bilgiyi aklınızda tutun. Rezonans bir protonun döndüğünde yaptığı yalpalamadır. İşte Dr. Ehman da bu bilgiler ışığında araştırmalarını yaparken bu sinyale rastlamış ve Cocconi ile Morrison'ın tezini doğrulayacağına inandığı bu kaydı incelerken şaşkınlığını gizleyememiştir. Çünkü kaydedilen bu WOW sinyalinin frekansı da yaklaşık olarak 1420 MHz'dir. Peki bu sinyalin kaynağı neydi ve neresiydi? Gökyüzünde sinyalin geldiği yöre yay takım yıldızında 5 Kadir parlaklığındaki A sınıfı bir ikili yıldız sistemi olan Chi Sagittari'nin yaklaşık 2,5 derece güneyinde yer alır. Lakin bu yörede ne bir yıldız ne de bir gezegen vardır. Big Ear teleskobu gökyüzünü iki antenle tarıyordu. Eğer sinyal zeki bir uygarlık tarafından bize gönderilmiş ise 72 saniye süren bu mesajın bir devamlılığı olmalıydı ve dolayısıyla 3 dakika sonra ikinci anten tarafından tespit edilmeliydi. Ancak sinyali sadece bir kere alabildik. Sonraki zamanlarda gerek Dr. Ehman gerekse başka gözlem evlerinde birçok astronom farklı güçte ve boyutlarda teleskoplar kullanarak sinyali yeniden yakalamaya çalıştı. Fakat hiçbir başarılı olamadı. Asıl muamma da bu noktada başlamıştır. Bu sinyal nasıl oluştu?
Muammanın nedenlerinden birincisi sinyalin frekansıdır. Çünkü dünyada bu frekansta yayın yapan hiçbir yapay veya doğal kaynak yoktur. Sinyalin herhangi bir hava ya da uzay aracından gelmediği kesindir. Çünkü sinyal gökyüzünde hareketsiz bir noktayla uyumludur. Dünyadan gönderilecek herhangi bir sinyalin yansıtma olasılığı olan herhangi bir uzay aracı enkazının da uzayda Big Ear radyo teleskopuna göre sabit durması gerekir ki bu olasılık dışıdır. Bu sinyal dünyadan bilinçli biçimde gönderilmiş olsa dahi hiçbir gezegen ya da asteroid bu sinyali dünyamıza yansıtacak bir pozisyonda değildi. Ne var ki belirsizliğini sürdüren bu durumun peşine düşen Ohio Eyalet Üniversitesi'nden Antonio Paris ve ekibi raporda söz edilmeyen kuyruklu yıldızların sinyalin kaynağı olabileceği ihtimalinden yola çıkarak bir takım gözlemler yaptı. Antonio Paris yayımlanan makalesinde sinyal kaydedildiği sırada henüz farkında olunmayan 2006'da Erik Christensen tarafından keşfedilen Christensen kuyruklu yıldızının WOW sinyalinin kaynağı olabileceğini ileri sürdü. Christensen kuyruklu yıldızı Güneş etrafındaki bir turunu 6,65 yılda tamamlıyor. Devam eden gözlemlere göre Christensen kuyruklu yıldızının Big Ear radyo teleskobunun algıladığı 1420 MHz boyutunda sinyal yaydığı ve 15 Ağustos 1977 tarihinde sinyali gönderebilecek konumda olduğu tespit edildi. Paris'in araştırmasındaki verilere bakıldığında sinyal gücünün 40 yıl önceki şiddetinde olmaması dikkat çekiyor. Ancak Paris bunu Big Ear radyo teleskobunun boyutuna ve kuyruklu yıldızın 40 senede kütlesinin önemli bir kısmını kaybetmiş olma ihtimaline bağlıyor. Sinyalin başka gözlem evlerince kaydedilememesinin nedeni ya da Big Ear tarafından aynı şiddette olmasa da aynı uzunlukta benzer bir sinyalin 6,65 yıllık periyotlarla neden yeniden kaydedilemediğine dair bir açıklama ise makalede yer almıyor. Eksikleri olmasından dolayı bu makalede durumu tam olarak açıklamaya yetmiyor. Sivil kaynakların bu frekansı kullanmadığına emin olsak bile askeri sistemler sivillerin genelde kontrolü dışında olduğu için sinyalin askeri bir sistemden veya uydudan gelme olasılığını hesap dışı bırakmamız doğru olmaz. Sinyalin kaynağı konusunda dile getirilen bir diğer açıklama da şudur. WOW, sinyal kaydının yüksek hızlarda tekrar oynatıldığında ve parazitlerden mümkün olduğunca arındırıldığında bir polis telsizi anonsunun duyulduğu ve kaynağının bir insan sesi içerdiği yönünde. Çeşitli teknikler kullanılarak araştırılan anons incelendiğinde onu saat 7'de kaybettik ve 10.61 konumundayız şeklinde İngilizce bir mesaj içerdiği dile getirilir ve konu hakkında amatör düzeyde çalışmalar yapanlar tarafından yaygın bir biçimde kabul görür. Ama bu iddiaya bilim insanları tarafından itibar edilmez. Çünkü bu tür çalışmalar spekülasyona açıktır ve çok kolay şekilde manipüle edilebilirler. Sonuçta üzerinden geçen onlarca yıla rağmen bu sinyalin uzaylı zeki bir ırka ait olduğunu ortaya koyabilen herhangi bir bulguya rastlayamadık. Kimimiz o sırada orada bulunan bir kuyruklu yıldızdı dedi ancak makalesiyle her şeyi ispatlayamadı. Kimisi dünyadan yansıyan bir telsiz anonsuydu dedi ancak yukarıda açıkladığım gibi bunu tekrar dünyaya yansıtabilecek harekette bir uydu veya uzay çöpünün bulunduğunu düşünmek bilimselliğin dışında kalıyor. Kimimiz uzaylılardan gelen bir sinyal olduğunu söylese de neden ikinci antenle 3 dakika sonra kaydedilemediğini ya da bir daha hiçbir şekilde tekrar yakalanamadığını açıklayamıyor. Elimizdeki tek kanıt
Sinyalin uzaylıların bizimle iletişime geçebileceğini tahmin ettiğimiz dalga boyu aralığında gelmiş olması. Buna bağlı olarak bu sinyal hala gizemini korurken bilim insanları da hala üzerinde çalışmaya devam ediyor. Günümüzde belirli periyotlarla sinyalin geldiği bölgeye teleskoplarımızı yönelsek de başarılı sonuçlar elde edemiyoruz. Kim bilir, belki de bu sinyal dünya dışı varlıkların bizimle iletişim kurma çabasıydı veya yardım çağrısı ya da gerçekten bir telsiz anonsu. Bu sinyalin gizemi sürdükçe dünya dışı varlıklara merakımız da artmaya devam edecek. Kim bilir bir gün belki gerçekten benzer bir sinyal yakalarız. Ne dersiniz? Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu ve benzeri güzel videolar izlemek için kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Thank you.